Değerini veren olursa GTR'ı satar mısın? Siyasete başlayacak mısınız? İleride kesin yapacağın ama bizim bilmediğimiz o büyük projene. GTR'dan da büyük bir projen vardır kesin. Baban gibi bir değerin vedası sonrası yaşadığınız haksız ve hukuksuz şeyleri merak ediyorum. Survivor'a tekrar katılacak mısın abi? Bugüne kadar bindiğin en hızlı araç ne kral? R34 GTR olarak mı gidecek? Ruhsatta hangisi yazacak? Cevaplarsan sevinirim. Lada projesi için bütçe ne kadar? Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Çok uzun zamandır yapmıyorduk ve soru cevap yapıyoruz. Instagram hesaplarımdan sormuştum. Siz sorun, ben cevaplayayım diye. Doğukan Manço hesabından 778 tane soru geldi. Tomofilya, yani daha çok otomobillerle ilgili olan hesabından ise 1906 tane soru geldi. Yani toplamda 2684 tane soru geldi. Tabii ki hepsini cevaplayamayacağız. İçlerinden aynı olanları çıkarttık. Mesela GTR ne oldu abi de 500 tane sorulmuş. Zaten 500 tane soru elenmiş oldu. Lada ne zaman başlayacak demiştiniz. 200 kişi de onu sormuş. Onu deledik. Yani 700 sorudan bu şekilde kurtulduk. Daha önceden cevaplanan soruları ve benzer soruları aralarından çıkartınca en güzel sorularınızı seçtik. Evet, başlıyoruz. Bu arada kanalımıza yeni gelen arkadaşlar için tabii ki çok fazla otomobille ilgili sorular geldi. Onları tabii ki aksatmayacağız. Hem özel hayatımdan, hem iş hayatımdan, hem de otomobil dünyanın birçok yere değineceğiz ama bunu biraz karışık yapacağız. İlk soru gelsin bakalım. Günde işlerine ortalama kaç saat mesai harcıyorsun? Benim düzenim biraz farklı olduğu için benim mesai saati diye bir algım yok. Ben iş bitene kadar çalışıyorum. Yorulana kadar veya bir başka işin sırası gelinceye kadar. Çok sağlıklı olmadığını biliyorum ama gerekirse sabahlıyorum. Ertesi güne bağlıyorum. Önce işimi bitiriyorum. Tavsiye etmiyorum. İyi egzozcu var mı kardeşim? Egzozcu, çok güzel egzozcular var. Süreyya ile çalışıyorum. Anadolu yakasında FedEx var ayrıca. İskender Usta var. Savaş Usta var. Çok iyi egzozcular var. Onları zaten egzozcu yazıp ismini yazsan çıkıyor. Supra projesi gelir mi? Gelirse tahmini ne zaman gelir? Lütfen cevapla. Supra projesi yakın zamanda gelmez. Neden Barış Manço şarkıları söyleyip yayınlamıyorsun? Neden Barış Manço şarkıları söyleyip yayınlamıyor? Bir kere ben şarkı söylemiyorum ki. Onunla ilgili başka projelerimiz var. Doğukan abi, Japonya ya da Aikoku'ya gitmeyi düşünüyor musun? Japonya'ya gitmeyi, gezmeyi ve oranın kültürüne hakim olmayı düşünüyorum. Bunu vlog olarak çekmeyi planlıyorum inşallah. Hatta bir arkadaşımla gidebilirim. Yarış pilotu, müzisyen, arabaları bozulan adam ve Doğukan Manço olarak bu hayatta seni en çok motive eden şey nedir? Ümitsizliğe kapılmış gençlere ne söylemek istersin? Bozulan arabalarımı tamir etmek ve sonucunu görmek. Şöyle özetleyeyim, bu tabii ki esprili kısmı. Bir hedef koyup hedefe ulaşabildiğimi görmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Kısacası aklınıza gelen bir şey varsa, gerçekleştirmek istiyorsanız o hedef için çok emek harcıyorsunuz. Ulaştığınız zaman da o sizin mükafatınız oluyor. GTR 34 pist için mi kullanılacak? Günlük mü olacak? Şu dış sesi de göstersen iyi olacak. Selamlar. Selamlar. R34'ü trafiğe çıkabilecek şekilde hazırlıyorum. Kısmet inşallah olur. Ama pistte de güzel süreçler çıkarabilecek şekilde hazırlanıyor. Yani kısacası street racing şeklinde hazırlıyorum aracımı. Hızlı ve Öfkeli gibi bir proje olsa içinde bulunmak ister miydin? Evet, çok isterim. Hızlı ve Öfkeli gibi. Ona benzer bir iki film çekildi. İçerisinde de bulunmayı düşündüm. Ancak yeterli bulmadım. Olmadı, belki biz yaparız. Azerbaycan planlarınız var mı? Azerbaycan'a 2 kere gitme şansım oldu. İkisi de iş içinde. Gezemedim. Çok gezmek istiyorum. Çok fazla Azeri takipçi kardeşlerim var. Hamınızı selamlarım. Çok gelmek istiyorum kısacası. Ve orada etkinlikler olursa, sorulmuştu bu soru, kesinlikle katılmak isterim. Hiç sosyal medyayı tamamen bırakıp sakin bir hayat sürdürmeyi düşündün mü? Son zamanlar acaba işimi bırakıp bir kafayı dinlesem ne olur, ben de insanım dediğim oldu. Fakat burada bile algoritmalar şaşıyor, iş çöküyor, uzun vade toparlaması zorlanıyor. Maalesef ki şu anda en aktif olduğum dönemlerde böyle plan içerisine girmemem gerektiğinin farkındayım. Otomobil tutkunu birisiyim. 20 yaşındayım. Tuning modifiye işine nereden başlarım? Nasıl başlamalıyım? Ben uzaktan kumandalı otomobillerle başlamıştım. Ondan önce de Legolar vardı. Çok fazla okudum, çok fazla video izledim. Zamanında video bu kadar yokken okuma şansım vardı. Dergileri takip ediyordum, büyüklerime soruyordum. Bir de kesinlikle çıraklık yapman gerektiğini düşünüyorum. Evet, eğitim çok önemli fakat pratikte bir o kadar önemli. Abi, ne zaman evleneceksin? Sevdiğin biri yok mu? Sevdiğim biri var. Evlendim, boşandım. Yakın zamanda evlenmeyi düşünmüyorum. Bununla ilgili herhalde bir 15-20 defa soruldu. Kısa vadeli evlilik planı yok. Barış Manço bugün yanına gelse ve başarmışsın dese nasıl tepki verirdin? Onurlanırdım muhtemelen. Bir insan herhalde rol model olarak gördüğü kişi tarafına onur edilmeyi çok ister diye düşünüyorum. Benim de babam da çoğumuzun hayatında babası ya da annesi oluyor zaten. İsterdim baba tarafından böyle bir cevapla karşılaşmayı. Abi, babanın şarkılarında olan hikayeler gerçek mi? Babamın şarkılarının altında yatan çok ciddi hikayeler, mesajlar var. Kimi evet, kimi gerçek, kimi onun hayal ürünü. Şimdi tek tek bunları söyleyemem burada. Fakat hepsinin altında bir mesaj var. Bu başarını ve azmini kime borçlusun? Geçmişte özgüvenini güçlendiren kim oldu? Başarılı bulduğun için teşekkür ederim. Tabii ki başarılarım da başarısızlıklarım da eşit şekilde bu dünyada. Başarmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Pes etmemeye çalışıyorum. Bunları da zaten video kanalıyla aktarmaya çalışıyorum. Survivor benim için önemli bir alandı. Çünkü orada hem kendimle hem de rakiplerimle yüzleşiyordum. Kendimi daha iyi tanıma şansım oldu. Belki ondan öncesi birazcık daha çekingendim diye düşünüyorum. Ne zaman ki uğraştım, bir sonuca ulaştım, yapabildiğimi gördüm. Tamam dedim. Bundan sonra hedefimi büyüteceğim, bir daha gideceğim. Ne zaman vazgeçtim, özgüvenim zedelendi. İşin özeti bu. Ürünler çok güzel, o belli, ama fiyatları daha makul olabilir mi? Güzel soru. Bilmeyenler için söyleyeyim. dm-46.com diye bir sitem var. Orada bir takım ürünler geliştirip satıyorum. Bunlar daha çok tekstil, ev ürünleri. Kanalımın projelerini desteklesin diye. Orada önceliğimi kaliteye veriyorum. Kendi anlayış kalitem diye bahsedeyim. Dolayısıyla maliyetten kaçmıyorum. Maliyetim düşük olmadığı için de satış fiyatlarım aslında çok düşük değil. Ama rakamların bu kadar yüksek olduğunu düşünüyorsanız aşağı lütfen yorumlara belirtin. Ben de tabii ki izleyicim sizlerin alınabileceği yerlere getirmek isterim. Biraz özel olacak ama çocuğun olsun istemez misin Doğukan? Manço geni çoğalmalı. Özel sorulara da cevap vereceğimi söylemiştim. İnsan tabii ki isteyebilir. Ben de bir insan olarak böyle bir şey isteyebiliyorum ama mantıken Manço geni ilerlemeli mi, devam etmeli mi, bundan emin değilim. Böyle bir tasam yok açıkçası. Barış Manço kendi varoluşuyla zaten güzel bir soy isim bıraktık yani arkasında. Biz de onun ismini yaşatmak için uğraştık. Bundan sonrası nasip, kısmet, Allah'ın dediği olur diyorum ve geçiyorum. Sürekli Barış Manço'nun oğlu olarak anılmak sende nasıl bir duygu çağrıştırıyor? Ben de ciddi bir travma yarattı yıllar boyunca. O yüzden kendi alanımda ilerlemeyi tercih ettim. Kendimi Doğukan Manço olarak ispat etmek için enerji sarf ettim. Bunun için çok verdim. Hayatım boyunca kendi kimliğimi kazanmak için çabaladım. Onun oğlu olmak benim için tabii ki çok büyük bir onur, gurur. Fakat onunla kıyaslanıyor olmak açıkçası beni biraz üzüyor. O kendi alanında çok başarılı bir insandı. Çok büyük öğretiler bıraktı. Biz evlatları ona yakışmaya çalıştık tabii ki. Ama beni kıyaslayan insanlara soracağım soru şu olur. Siz kendi annenize, babanıza yakışıyor musunuz ki beni bunda sorguluyor veya itham ediyorsunuz? O yüzden herkes her koyun kendi bacağından ısır diye bir laf var. Herkes kendi yaptıklarıyla yargılanmalı. İyi de olsa, kötü de olsa. Doğukan Manço kimdir? Bu çok kapsamlı bir konu. Bununla ilgili video çekeceğim. Bunun için de kanalımın daha da güçlenmesini istiyorum. Çünkü bunlarda söylemek istediklerim var. Bu arada daha da güçlenmem için eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen bir zahmet abone olun. Siz abone olursanız ben de daha fazla soru cevaplayabilir. Hatta bazı şeyleri değiştirebilirim bile bu hayatta. Clio replika Williams yapmak yerine yurt dışından proje Williams alıp modifikasyon yapmak olmaz mıydı? Eğer ki yurt dışından Clio Williams getirebilseydim zaten getirir modifikasyonunu yapardım. Ancak benim kanalım zaten proje üzerine kurulu. Daha çok yapılması zor veya olmayanı yapmak üzerine kurulu olduğu için bir Clio alıp Williams'a çevirmeyi tercih ettim. Online mağazanda yeni sezon satışın ne zaman başlayacak abi? Online mağazamın yeni ürünleri yaz sezonu. Malum memleketin durumundan ötürü birçok şey ertelendi. Üretimlerde de ertelenmeler oldu. Haliyle Haziran ortası gibi yeni ürünlerim çıkmasını bekliyorum. Abi, ne zaman Tofaş yapacaksın? Tofaş yapmam için daha var. Şu an 18 yaşında bir genç olsaydın hayatın için ne yapardın? Ben çok şanslıyım çünkü benim ikinci pasaportum var. Babamın düşünüp de bizleri yurt dışında doğumumuzu sağladıkları için. Ancak toprağına, milliyetine düşkün bir insan olduğum için bu topraklarda yaşıyorum. Bu topraklara bir şey katmaya çalışıyorum. Ama 18 yaşında bir genç olsaydım acaba ikinci bir dünya insanı olabilmek için ikinci bir pasaport nasıl elde ederim? Onun peşine koşardım, doğrusunu söylemek gerekirse. Eğer ki bunu yapamıyorsam da yapacağım en kötüsünden bahsediyorum. İkinci bir lisans sahibi olmak, hatta üçüncü lisans sahibi olmak için elimden geleni yapardım. Siyasi görüşün ne abi? Siyasi görüşümü paylaşmıyorum. Çünkü ben bölücülüğe karşıyım. Ancak vatani görev gerektirecek ne varsa orada da lafımı esirgemiyorum. DJ olmasaydın ne olmak isterdin? DJ olmadan önce radyocuydum. Muhtemelen ya radyo televizyoncusu ya da bir televizyon programcısı olabilirdim. Bunların için uğraşıyordum da. Ancak yüzlerce kapı çaldıktan sonra başarıyı galiba DJ'likte yakaladım. Bir yere kadar da götürdü beni. Drift yarışlarına devam edecek misin? Bu sene sene etmeyeceğim. Geçen sene etmedim. Açıkçası drift yarışları Türkiye'de birazcık daha oturuncaya kadar pilotlar arasında ve federasyonlar arasındaki bir takım saygılar yeniden geri kazanılıncaya kadar da eski aşk ile drift yapabileceğimi zannetmiyorum. Ancak yurt dışında yarışmayı düşünüyorum. Sinan Oğan hakkında ne düşünüyorsun? Stratejik bir karar olduğunu düşünüyorum. Kendini yaktığını değil, bir fedakarlık yaptığını düşünüyorum. Çok iyi araba süren bir hayat arkadaşı mı? Gel beni evden al aşkım diyen kadın mı? Tabii ki çok iyi araba süren bir hayat arkadaşı. 2JZ motoru nereden edinebiliriz? 2JZ motoru, yani Toyota Supra'larda çıkan motor nerede nasıl elde edilebilir diye sormuş arkadaşımız. Toyota'ya gidip sipariş verebilirsiniz. Faturalı bir şekilde Türkiye'ye geliyor. Abi sence Türkiye'de yarış sektörüne duyulan ilgi artar mı? Türkiye'deki yarış sektörüne duyulan ilgi bence duraksadı. Çok sebebi var bunun. Bir, bu alanla ilgili yeterince yatırım yapılmıyor. Dünya şartları, ekonomik şartlar, bunların hepsi gerilemeye sebep oldu. Çok yakınımızda yavru vatan Kıbrıs bizim 1/3 maliyetlerimize bu işi yapabilirken biz Türkiye'de gerek vergiler, gerek gümrük, gerekse kaotik kavgalar yüzünden ilerleyemiyoruz. Ben de bu işin içerisinde bu sene yokum o yüzden. Neden hiç yeni nesil teknolojik araçlar ile aran bu kadar açık abi? Yeni nesil araçlar bana çok hitap etmiyor. Çünkü benim yapmam gereken birçok şeyi araçlar kendisi yapıyor. Örneğin vites değiştirmek, debriyaj, aracın huyu suyu vesaire. Ya da ben sürekli olarak dert seviyorum, emin değilim. Clio projesi ne zaman bitiyor? Clio projesinin bitmesine çok fazla kalmadı. Kaotik bir süreçten geçmiştik. İstediğimiz olmayınca da çözüm bulmaya çalıştım. Çözümü de buldum. Bundan sonra proje çok hızlanacaktır. Abi 1999 model Toyota Altezza yapabilir misin? Projelerimiz arasında, yakında geliyor. Sponsorun var mıydı? Araba dünyasına nasıl girdin? Nasıl giriliyor? Nasıl yürüyor işler? Yarış sektöründe sponsor bulabilmek için çok uğraştım ve genelde çok ufak tefek sponsorluklarla, cebimde kalan son paralarla yarışarak başladım. Sonralarında bir parça daha sponsor desteği bulmaya çalıştım. Bir şeyler de buldum da bu arada. Ancak medya alanında, YouTube alanında daha rahat sponsorluklar bulmaya başladım. O yüzden bu alanları birazcık daha geliştirme şansım oldu. Sana göre gelmiş geçmiş en iyi bir M5 hangisi ve neden? M5 olaraksa E60. Çünkü V10 motora sahip, inanılmaz bir sesi var. Çok karizmatik bir araç. Bir de diğerlerine göre çok daha farklı bir çizgisi var. Yarın öbür gün bir M5 alacak olsam E60 alırım. Bir gün mutlaka yapacağım dediğin bir proje var mı? Araç olmayabilir. Var. Özel bir projemiz var. Çok büyük. Ülke çapında bütün üniversite gençlerini ilgilendiren bir proje. Hala onun için birazcık da güçlenmeye çalışıyorum. Bazı şeyler maddi ve manevi güçle gelişiyor. Ama oraya gelince araçla ilgili derseniz bir Honda NSX projesi fena olmazdı tabii. Eminim ki bu projeler bizim videoda izlediğimiz kadar kolay ilerlemiyor. Mental sağlığını nasıl koruyorsun? Projeler hiç zannettiğiniz kadar kolay ilerlemiyor. Çok emek harcıyor. Çok zaman harcıyorum. Uyku düzenim alt üst. Mesela ben bazen sabahlara kadar montajla uğraşırken ekip arkadaşlarımla beraber öğlen anca uyanıyorum. Öğlen uyandığım zaman da zaten çoğu firma mesai saatini yarılamış oluyor. Onların sadece son 4-5 saatinden faydalanabiliyorum. Dolayısıyla ertesi güne sarkıyor. Yani projeleri yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. GTR nerede diyorsunuz ya, zannettiğiniz ne düşünüyorsanız onu 3 ile 4 ile çarpın. Ben o kadar emek harcıyorum, o kadar zaman harcıyorum aslında. O yüzden ayda bir görüyorsunuz GTR videolarını. Wankel projesi gelecek mi? Kısmet inşallah. Abi aslında GTR diye bir şey yok, sen onu kafanda kurmuşsun öyle diyorlar. Olabilir. Doğukan Manço diye bir hesap var, takip ediyorum. Ben de orada görüyorum. Kendisi arabanın yani yürüdüğünü görürsek inanırız belki bir gün. Olmazsa olmazın nedir? Her neyle uğraşıyorsam onu kurcalamam lazım. Kurcalamazsam rahat edemiyorum. Yani ben hazır gelen yemeğe tuz atan birisiyim. O da çorbada tuzum olsun diye yani. Onda bile olmazsa olmazım, her şeyi kurcalarım, her şeyin detayını bilmek isterim. Olmazsa olmazım, pek soruyu cevaplayamadım galiba. Beklemediğim yerden geldi, cevabım yok. Neden yaşınıza göre giyiniyorsunuz? Bence tam yaşıma göre giyiniyorum. İnsan yaşını neye göre belirler? Kimlik kartına göre mi, ruhuna göre mi? Ruhum gereği yaşıma göre giyindiğimi düşünüyorum. Yani arkadaşlarıma baktığımda, yaşıtlarıma, yani onlar gibi giymek zorunda olmadığımı düşünüyorum. Elektrikli Şahin fikri nasıl abi? Muhteşem bir fikir. Ve önümüzdeki zamanlarda bence sanayinin gelişeceği noktalardan bir tanesi. Hatta şimdiden ilgilenebilirsiniz. Güncel otomobilleri yavaş yavaş elektrikliye nasıl çeviririz kitleri? Benim projelerim arasındaydı ama buna vaktim olmadığını düşünüyorum. Size kendi alanınıza bunları düşünebilirsiniz. Çünkü herkes bir işin ucundan tutsa. Ha mesela batarya üretimi. Şimdi kalkıp sen elektrikli Şahin'i aküleri bağlayıp buradan 40 kilometre sonra yolda kalacaksan bir kıymeti yok. Ama sen oraya 500 kilometre, 1000 kilometre götürecek teknolojiye ulaşırsan muhteşem bir fikir. Neyse, tüyo da vermiş olduk. Abi kendisi fakir fakir ama gönlü zengin arabacılar için hangi arabaları önerirsin? Fakir arabacı yoktur. Bence zamanı çok olan arabacılar vardır diye düşünüyorum. Bence underrated dediğimiz, yani fiyatı olması gerekenden daha düşük olan araçlar düşünülebilir. Bunlardan bir tanesi ben Lada olarak düşünüyorum açıkçası. Ve gittim bir Lada projesi aldım. Onu da geliştirmeyi düşünüyorum. Taunus olabilir. Çok eski kasa Civic'ler olabilir. Bence bu araçlar biraz toparlanabilir. Ama Japon arkada itişli otomobil varsa eski, onlara bence yönelmekte fayda var. Kendinizi hangi film oyuncusunun oynadığı karaktere çok benzetiyorsunuz? Bilemedim. Yani eminim ki birçok otomobil sever beni Paul Walker'la beraber özdeşleştiriyor olabilir ama ben bu soruyu cevaplayamadım, bilemedim. Doğukan abi, araba ve müzik dışında ilgilendiğin hobiler var mı? Var, ekstrem sporları çok seviyorum. Keşke benim daha çocukluk yaşlarımda bu parkur sporları olsaydı diye düşünüyorum. Parkur sporlarıyla ilgilenmeyi çok isterdim. Çatıdan çatıya atlayan tipler var ya. Biz de atlıyorduk ama bizimki pek öyle değildi. Bizimki 3 metre, ne 3 metresi yani. 2 metrelik yerden atlıyorduk en fazla. Türkiye'de fazlasıyla trend olan Honda Civic ailesiyle ilgili neden proje yapmıyorsun? Honda ile ilgili planlarım var uzun vadede. Bizim ilk Japon aracımız Honda'ydı biliyorsunuz ki. Fakat Civic veya güncelimizde olan bütün araçlar defalarca yapıldıkları için benim katabileceğim bir proje olmadığını düşünüyorum. O yüzden o projeye girmiyorum. Birazcık daha geri planda kalmış araçlarla ilgileniyorum biliyorsunuz ki. O yüzden Honda'larla şimdilik bir projem yok. Belki bir CRX olabilir yakın zamanda. Lada için ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama güzel orijinale dönüş etiket bir araç olsa. Hayır, Lada'da kesinlikle orijinale dönük bir proje yapmayı düşünmüyorum. Aksine bir Lada, gözümüz önünde bulunan bir Lada ne kadar hoş bir hale gelebilir, kendi zevkimi katarak çıkartmayı düşünüyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Kimi insan sevecektir, kimi sevmeyecektir. Ama eminim ki ilk aldığım halinden son getirdiğim haline çok büyük farklılıklar görülecektir. Babanın söylediği şarkılarda en çok hoşuna giden hangisiydi abi? Son zamanlarda Ali Yazar ve Li Bozar çok ilgimi çekiyor. Yeniden, çünkü sürekli değişiyor bu parçalar bende. Kazma şarkısı olduğum olası zaten çok beğendiğim bir parçadır. Bir de Halil İbrahim sofrası. Bu üç parçayı sizlere armağan ediyorum. Dinlemediyseniz dinleyin. Uzun zamandır dinlemiyorsanız da lütfen şu an dinleyin. Baban hangi partiye oy verirdi? Babam hiçbir partiye oy vermezdi. Çünkü siz babam için oy veriyor olurdunuz. Şu dünyada en çok istediğin araba hangisi? Şu dünyada en çok istediğim araba... Valla F40 demek isterdim, onu kardeşim kaptığı için ben Testarossa diyorum. Bir Ferrari Testarossa, beyazı da olur, siyahı da olur. Üf, bir şey demiyorum. Azerbaycan'dan selamlarla da 2106 için Azelov stil düşünüyor musun abi? Aleykümselam Azerbaycanlı kardeşlerime. Azelov kesinlikle düşünmüyorum. Azelov dedikleri arkadaşlar biraz araştırdım. Zannedersem Azeri'nin azisi ve low anlamında. Low, aracın arkasını basıyorlar, kafa tarafını yükseltiyorlar. Böyle bir kültür var. Değişik de bir kültür. Fakat benim yapmak istediğim planı... Bu arada tüyo vereyim. Ben bir Lada'ya Japon modifikasyonu yapacağım arkadaşlar. O yüzden benim amacıma çok aykırı geliyor, düşünmem. Siyasete başlayacak mısınız? Valla siyasete günden böyle giderse galiba ben de başlamak zorunda kalacağım gibi gözüküyor. Birilerinin bir şey yapması lazım. Bize verebileceğin en iyi nasihat nedir? Yaptığınız işi en iyi şekilde yapın. Fikriniz olmadığınız sürece de zikriniz olmasın. Bence araştırın, ondan sonra yorumlayın. Ön yargılı olmayın. Kendinize inanın. Başarmak istedikten sonra başarın ve üretici olun. İleride kesin yapacağın ama bizim bilmediğimiz o büyük projeni. GTR'dan da büyük bir projen vardır kesin. İleride yapmayı planladığım proje bir GTR projesi, onun yanında devede kulak kalır. O kadar önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu proje ülke gençlerinin kafalarını çalıştırması gerektirecek, öğrencilere daha çok faydası olabileceğine inandığım üniversiteler arası bir proje. Tabii ki bunu bir maddiyata dönüştüreceğimiz, yani bir araç üzerine çalışacağımız bir proje. Şimdilik bu kadar aktarabiliyorum. Hala daha yapım aşamasında proje, geliştirilme aşamasında. Doğukan abi, Batıkan abiye de proje araba yapın. Batıkan'a proje arabası şu anda yapılıyor. Yakın zamanda göreceksiniz. Ben şok. Dün Doğu soru cevap yapsa derken içimden geçen soruyu sormamak. Evet, ve hala sormamış olmamın. Gariban AE86 ne oldu? O araç satıldı. Abi, Serdar Ortaç müziklerinden birine remix yapmayı hiç düşündün mü? Geçen sene yaptım, tutmadı. Haberiniz bile yok. Dinlemiyorsunuz. 5 araçlık rüya bir garajın olsaydı hangi araçları seçerdin? Testarossa mı olurdu? NSX'i mi olurdu? GTR R34'ü mü olurdu? Hakosuka mı olurdu? Hakosuka ne diyeceksiniz? Belki Aston Martin olabilirdi bir tane. RX7 mi olurdu? Hayal işte. Projeler uzun süredir devam etmekte, eskileri bitmeden neden Lada projesine başladı? Lada projemizi videonun sonunda daha başlamayacağımızı söylemiştik. Demek ki videoları tam izlememişsiniz. Barış Manço yaşamış olsaydı şu an garajında hangi araçlar olurdu? Babam yaşamış olsaydı muhtemelen ortak garajımız olurdu. İkiye bölerdik. Onun araçları ve benim araçları. Muhtemelen, yani bunu çok doğal olarak söylüyorum, babamın varlığı bizim maddi gücümüzü daha yüksek tutardı diye düşünüyorum. O yüzden çok daha fazla aracımız olurdu. Hayalimizdeki bütün araçları biriktirir, müze açardık birlikte diye düşünüyorum. Baban gibi bir değerin vedası sonrası yaşadığınız haksız ve hukuksuz şeyleri merak ediyorum. Hepsini bir bir açıklayacağım. Onlar bu videoda iki cümlede anlatılacak şeyler değil. Bu başlı başına birkaç bölümlük proje olacak. Herkes hakkımızın ne kadar çok yendiğini öğrenecekler. Nasıl besleniyorsun? Çok kötü besleniyorum. Yalan yok. Son zamanlar hep dışarıdan hazır yemek vesaire. Evde yemek yapmaya vaktim olmuyor. Yalan söylemeyeceğim, çok kötü besleniyorum. Siz yapmayın. Survivor'a tekrar katılacak mısın abi? Bu sene az kalsın katılıyordum. Fenomenler içerikli bir şey olacaktı. Bana hitap etmedi açıkçası. Daha sonra All-Star olacağını söylediler. Fiziken de kendimi yeterli ve iyi hissetmiyordum açıkçası. Ama önümüzdeki dönemlerde olursa evet, muhtemelen katılacağım. Türkiye'de küçük yaştan karting'e başlayabilir miyiz? Bence Türkiye'de 11-12 yaşından itibaren pistlerde otomobil kullanımı başlamalı diye düşünüyorum. Keşke benim çocukluğumda böyle bir imkan olsaydı ama bizde ehliyet olma zorunluluğu vardı. Üzülüyorum çünkü dünya genelinde birçok ülkede Kıbrıs dahil olmakla beraber 12-13 yaşında otomobil yarışçıları var. Hayranlıkla izliyorum ve saygı duyuyorum. Garajın yanında yatan arabalar kimin? Niye orada? Araçlar benim, önümüzdeki gelecek projelere ait. Yaptığın proje arabalarının maket hallerini yaptırmayı düşünüyor musun? Evet, öyle bir niyetim var. Küçük 1/64 boyutunda araçlar üretimini araştırıyorum şu anda. Viano'yu yeni proje olarak alıp mis gibi yapacak mısın? Ve en son neler oldu Viano için? Viano zaten proje araçlarımızdan bir tanesi. Ama diğer projelere yoğunlaştığımız için Viano bizi sağa sola götürmekle meşgul. Ama 5. bölümünü yakın zaman içerisinde çekeceğiz. Hatta şu anda bir takım işlemlerde görüyor araç. Bugüne kadar bindiğin en hızlı araç ne kral? Zannedersem 1000 beygire yakın bir Supra oldu. R34 GTR olarak mı gidecek? Ruhsatta hangisi yazacak? Cevaplarsan sevinirim. Ne yazık ki ruhsatta GTR yazmayacak. Çünkü aracın şase numarası, kodu, bunların hepsi zaten belirli. Bunlarda değişiklik yapamıyoruz. Aracın sadece görseli değişmiş oluyor. Şasesinde E63 olarak yazmaya devam edecek. Çok da önemli değil. Lada projesi için bütçe ne kadar? Lada için ortalama ayırdığım bütçe 150-200 bin TL civarında açıkçası. Çünkü benim aldığım, seçtiğim araç çok ciddi tadilat gerektirecek. Ama benim gibi Lada'ya başlayacak bir kimse aracın daha iyi kondisyonda olarak daha düşük bir bütçeyle benzeri bir proje yapabilecek. GTR 34'ün neden soldan direksiyonlusu yok? Çünkü GTR 34 JDM bir araç arkadaşlar. JDM, Japon Domestik Market. Bu da şu demek, Japonların kendileri için ürettiği bir araç demek. Yani Japon otomobillerin hepsi JDM değildir. Japon kendine ürettiği için bir otomobile, dünyanın geri kalanı için, yani soldan direksiyonlusu veya onların normlarına göre araçlardan üretmemiş oluyorlar. O yüzden R34'ün soldan direksiyonlusu yok. Abi GTR bittikten sonra yeni bir proje olacak mı? GTR bittikten sonra GTR tadında bir başka projemiz sırasını bekliyor inşallah. Lada bitince çılgınlar gibi Bulgar-Rus drift yapacak mıyız? Anasını bile ağlatacağız. Değerini veren olursa GTR'ı satar mısın? Değerini veren olursa düşünebilirim ki başka projelere ek gelir sağlayabileyim. Bir öğrenci olarak piste çıkmak benim gibi birçok genç arkadaşın hayali, ancak maliyetler çok yüksek. Vallahi sözüm olsun, ileride istediğim hayata kavuşur da bir pist yaptırma şansım olursa hepiniz çok rahatlıkla gelip o pisti kullanabileceksiniz. O da hedeflerim, hayallerimden bir tanesi açıkçası. Kendi pistim olsun, kendi pistimi açayım ve motorsporlarına sevdalı birçok insana yardımcı olabilecek seviyede uygunluklar sağlayabileyim. Bitecek olan projelerinden satmayı planladığın bir aracın var mı? Yine önümüzdeki gelecek projelerimiz için bazı araçlarımdan fedakarlık yapma durumunda kalabilirim. Şu anda topun ağzına koyduğum 2 tane aracım var, satmayı planladığım. Gidişata göre karar vereceğim. Bunlar bitmiş araçlar. Garajımda duracağıma belki birilerinin hayallerini süsleyebilir. Çünkü yakın zaman içerisinde bir müze olayına girme gibi şansım olmadığını düşünüyorum. Araçlarıma yerim kalmadı ya da sergileyebilecek bir yerler koyarsam şimdilik bünyemde kalabilirler. İmkan İmkanınız varken neden başka ülkeler değildi Türkiye? Abiniz gibi. Soru yarım kalmış. Anladım ne sormak istediğini. Evet, gidip yurt dışında yaşayabilirdim. Ancak benim bu topraklarda bir misyonum olduğunu düşünüyorum. Kardeşim kendi sağlığı ve huzuru için Belçika'ya taşındı. Ancak ben birazcık daha bu ülke için çabalama niyetindeyim. Ve bir şeyler görünceye kadar da kalmak istiyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Birçoğunuzun sorularını cevaplamaya çalıştım. Lütfen abone olmadıysanız abone olun. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.